Ve herkese merhaba arkadaşlar. Benden uzun zamandır ev turu videosu istiyordunuz ve sonunda bugün ev turu videosunu çekiyorum. Sizi çok bekletmeden videoya geçmek istiyorum ama başlamadan önce videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve salonumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Zaten salonu videolarda çok kez gördünüz ama şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Aynı zamanda aldığım eşyaların maliyetlerini de sizinle paylaşacağım. Koltuğumla başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben bu koltuk takımını ne kadar aldım? 6000 küsürdü. Yaklaşık bundan kaç ay önce? 6 ay oldu değil mi aşkım? 6 ay önce aldım. 6 ay önce 6000 küsürlü bir rakamdı. Biraz da indirim yaptırdık. 5500 TL'ye koltuklara aldım. Bu yuvarlak ay aşkım ya. Evet, koltuğumu çok sordunuz arkadaşlar. Ona hiçbir şey yapamadım maalesef. Böyle beyaz tüylü bir halı gibi bir şey alıp böyle bir örtü bir şey sereceğim üstüne. Öyle kapatmayı düşünüyorum. Yapabileceğim çok da bir şey yok zaten. Arkadaşlar şimdi de halımla devam etmek istiyorum. Ben bu halımı IKEA'dan 600 ya da 800 ikisi arasında bir rakam aldım. Aşkım kaçtı hatırlıyor musun? 600 müydü? Aşkım kafanı sallıyorum. Cevap ver. 600 ya da 800'dü. Şu yuvarlak halılarımla devam etmek istiyorum. Arkadaşlar ben bu yuvarlak halıları böyle çok modern buluyorum. Çok seviyorum. Bunları da Trendyol'dan yanlış hatırlamıyorsam yine 200-250 TL gibi bir rakam aldım bu yuvarlak halımı. Şu küçüğü de gösterir misin aşkım? Bu küçükleri de 50 TL'ye falan al. Sizin için hepsinin linkini oluşturup videonun altına bırakacağım. Oradan girip aldığım bütün ürünleri bulabilirsiniz. Hem de çok çok uygun fiyatlara. Aşkım şimdi şu detayları çekebilir misin? Evet, bu pano diye geçiyor. Yine çok sevdiğim bir ürün. 25-30 TL gibi bir rakama almıştım. Mumluklarımı da çeker misin aşkım? Arkadaşlar henüz mum alamadım. Ama mumluklarımı da yine 60-70 TL gibi bir rakama aldım. Bu arada benim neyim? Bir zamanlar arkadaşlar TikTok'ta 5. sıradaydım. Yani TikTok'ta en çok takipçisi olan 5. sıradaydım. Şu an herhalde bir 20'lere düşmüş olabilirim, bilmiyorum. Geçen sene en iyi 5. sıradaydım. Onun ödülüydü bu. Sağ olsunlar. Evet, televizyonu da yine aynı şekilde Trendyol'dan aldım. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 9600 küsürdü. Ama tabii şimdi 6 ay oldu. Bayağı bir zam gelmiştir. Evet, aynı şekilde masamı da yine Trendyol'dan aldım. Masam da yine yanlış hatırlamıyorsam kaç TL'ydi? 700-800 TL'ydi. Çok uygundu arkadaşlar. Aslında ben bu masayı mutfak için almıştım ama mutfağa biraz büyük geldi. Salona yeni masa alacaktık. Sonra dedik bunu salona koyalım. Öyle salonda kaldı. Salona yeni masa almadık ama ilerleyen zamanda almayı düşünüyorum. Böyle ufak tefek eksiklerimiz de var. Bu arada tablolarım da aynı şekilde. Yine Trendyol'dan aldım. Hepsinin linkini sizin için paylaşacağım. Perdelerimi de... Kaç tane perde almışım? Sanırım 4 tane perde almıştım. Bunların hepsini de 1000-1500 arası gibi bir rakama aldım 6 ay önce. Şunları da çek aşkım. Bunların adı ne? Sehpa mı? Sehpalarını da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Hadi şimdi mutfağa geçelim. Ve burası da mutfağım arkadaşlar. Bu arada ben beyaz eşyalarımı da yine aynı şekilde internetten aldım. Yani Trendyol'dan aldım. Aşkım buzdolabını gösterebilir misin? Bulaşık makinesini al. Böyle aynı zamanda duvara montalanan masadan aldık. Bunlardan almıştık. Bunu IKEA'dan almıştık sanırım ama yok ya, bunu Trendyol'dan aldık. Evet evet. Trendyol'da var arkadaşlar. Linklerini bırakıyorum. Hepsinin linkini bırakacağım, bulabilirsiniz. Böyle kapatıyoruz. Çok daha rahat oluyor. Çok daha güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani alanımız genişliyor. Ondan sonra mikrodalga da aynı şekilde. Yine Trendyol'dan almıştım. Evet. Aşkım gel şu detaylarımızı göster. Bir de arkadaşlar mesela kahve makinem olsun, tost makinem olsun, bunları da yine aynı şekilde Trendyol'dan almıştım. Bu fotoğraflarımıza bayılıyorum. Harbiden bayılıyorum yani. Şimdi mutfağı bitirdik arkadaşlar. Tüm eşyalarımın linkini bırakıyorum. Girip oradan göz gezdirebilirsiniz. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Şu anda tabii fiyatlarda biraz oynama olmuştur. Çünkü 6 ay önceki fiyatlarından bahsediyorum ben size. Şimdi de küçük odama gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, burası da koridor. Bu arada ayakkabımı da yine aynı şekilde Trendyol'dan aldım. 50 ya da 60 TL gibi bir rakamdı. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Ben evi yalnız bayağı ucuza
Evet arkadaşlar, burası da küçük odam. Ben burayı daha çok böyle ıvır zıvır ne var ne yok koymak için kullanıyorum. Aynı zamanda da giyinme odası diyebiliriz. Yani evimiz biraz küçük arkadaşlar. Ev aramakta da bulmakta da çok zorluk çektik. Böyle daha geniş bir odam olsun isterdim. Ama maalesef inşallah ilerleyen zamanda tekrar taşınırım. Şimdi arkadaşlar size şu askılıktan bahsetmek istiyorum. Bu askılık yine aynı şekilde ben Trendyol'dan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 49 TL'ydi. Yani o kadar uygun ve çok da severek kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Kitaplığımda 200 TL'ye aldım Trendyol'dan. Bu kitaplığımı da Trendyol'dan 200 TL'ye aldım. Yani bunu her şekilde kullandım. Hem kitaplık olarak kullandım, ayakkabılık olarak kullandım. Böyle şimdi süs müslü bir şeyler koydum. Bu şekilde kullanıyorum. Bu dolaba gelirsek, bu dolabı da böyle daha çok ıvır zıvır koyuyorum arkadaşlar. Yani yorgan, yatak, döşek gibi öylesine aldığım bir dolap. Bu arada bu dolabın da camlarını silmeyi unutmuşum. Neyse artık o kadarını da idare edersiniz. Arkadaşlar yine bu dolabımı da Trendyol'dan aldım ama bu dolabı kesinlikle önermiyorum. Aslında çok severek kullanıyorum ama eksik geldi ürünleri. Yani firmasını sevmedim. Açık söyleyeyim size. Ama diğer bütün ürünleri size öneriyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çünkü çok uygun rakamlara, yani gerçekten inanılmaz uygun rakamlara. Yani 50 TL gibi bir şey. 50 TL gibi bir rakama şu askılığı alabiliyorsunuz ve çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi de size yatak odamı göstereceğim arkadaşlar. Son odamız, evimiz maalesef birazcık küçük. 2+1 ama bize yetiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda değiştireceğiz. Bakalım, haydi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de yatak odamdayız. Evet, o yüzden Trendyol'dan aldım arkadaşlar. 35 ya da 40 TL'ye, yine yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bunu Ufuk yaptı bu arada. Aşkımın elinden her iş geliyor maşallah. Kurban oldum, böyle neler neler yapıyor. Ben çok seviyorum böyle biraz daha farklı şeyleri. Yani normalden biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum yatak odamızın. Çünkü bu yatağın adına Japon yatağı diyorlar ve bu tarz yatak genelde kimse kullanmıyor arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda ben burayı takım almadım. Takım olarak almadım ama kendi çabalarımla takım yaptım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bunu mesela Trendyol'dan 69 TL'ye aldım. Bu ahşap diye. Ayakları da ahşap. Böyle uyumlu bir şekilde. Çok daha güzel durduğuna inanıyorum. Mesela çerçevem de burada çok daha güzel duruyor. Yani tamamen renk uyumu var. Bu arada şifon yerim de arkadaşlar. Trendyol'dan aldığım şifon yer ne kadardı? 400 TL'ydi 6 ay önce. Komodinim de aynı şekilde Trendyol'dan. O da 172 TL'ydi. Bu arada şu ürünü kesinlikle çok öneriyorum arkadaşlar. Yani bence gerçekten çok güzel duruyor. Görüntüsü çok güzel, hem de 30 TL gibi bir rakama. Yani hani bu kadar güzel görünen bir ürün ev dekorasyon ürünlerinde kesinlikle kullanılabilir. Yatağımı da seviyorum, eşyalarımı da seviyorum. Böyle kendinizce, kendi zevkimize göre düzenlemek biraz daha herkesten farklı olduğuna inanıyorum. Çünkü genel yataklar hani bellidir, yani bazı olur, yatağı olur. Biz Japon yatağı tercih ettik. Takım tercih etmedim. Tamamen kendimce takım yaptım ve takım gibi göründüğüne de inanıyorum. Böyle daha çok sevdim. Yani evde en çok sevdiğin eşya ya da evde en çok sevdiğin odam neresi dersen kesinlikle yatak odam. Çünkü gerçekten çok severek dizdiğimize inanıyorum. Seviyorum. Böyle her detayı çok tatlı geliyor. Daha da güzelleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Mesela bunu tepeye monte edecekti ama biraz unuttuk diyebiliriz. İlerleyen zamanda bunu monte edeceğiz. O zaman çok daha güzel oluyor. Çünkü kocaman bir çerçeve. Mesela şurasında çok daha büyük bir tül almayı düşünüyorum. Yani bu şekilde, evet. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Son olarak da banyoyu gösteriyorum. Ondan sonra videonun sonuna geliyoruz. Ördeğimin boynu bükülmüş. Arkadaşlar son olarak da şu anda banyomdayız. Banyom birazcık küçük, biraz değil hatta bayağı küçük diyebilirim. Ama olsun, bize işte yetiyor.
Çocuk olunca zaten ev değiştirmeyi düşünüyoruz. Çamaşır makinesinde trend olan almıştım. Şu ürünü de göstersen aşkım. Arkadaşlar şu ürün gerçekten çok güzel bir ürün. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine Trendyol'dan almıştım. 30-40 TL gibi bir rakamaydı. Yani. Evet arkadaşlar, ev turu videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim de ufak tefek eksiklerim var. Sonuçta yeni evlendik. Ve böyle ufak tefek şeylerin olması da çok normal olduğunu düşünüyorum. Onları da ilerleyen zamanda tamamlayacağım. Son olarak videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu tarz videolar bekliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.